Peki kadın ve erkekte ikisinde de sorun olabilir, ikisinde de kısırlık olabilir. Peki birinde kadında kısırlık yok, erkekte kısırlık varsa ne yapacak kişiler? Tabii sperm fonksiyonlarını düzelten bir sürü ilaçlar var. Ya bu tersi de olabilir. Evet, elbette. Sperm ya da yumurta hangisinde sorun varsa ona yönelik tedavi ediyorsunuz. Sperm fonksiyonlarını düzeltecek bir sürü yöntemler var. Yani varis varsa mesela erkekte varisi tedavi ediyoruz. Gerekirse ameliyata kadar gidiyor. Artık şeyler çok gelişti, teknoloji çok gelişti, inanılmaz güzel tedaviler var. Hayat tarzını gene düzeltiyoruz. Zaten genel olarak hani hiçbir sorun olmayan kişinin de gebe kalmadan önce zaten bu hayat tarzını mutlaka düzeltmesini istiyoruz. Düzenli bir hayat, sağlıklı bir hayat istiyoruz. Eğer sadece beslenmeyle düzeltebileceksek beslenmeyle düzeltiyoruz. Ameliyat gerekiyorsa ameliyat yapıyoruz. Çok çok düşükse tüp bebeğe kadar gidiyor bu işin sonu. Ama bazen şu da olabiliyor mu hocam? Çiftler arasında erkekler de sorunu kabul etmeyip kadınlar tedavi yöntemiyle karşılaşabiliyorlar evet. mı? Artık o öyle değil. Eskiden çok fazlaydı. Spermiyogram yaptıramıyorduk. Hala var çok zor spermiyogram yaptığımız hastalar. Çok basit bir tahlili kadın 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl tedavi oluyor. İnatla erkek sperm tahliline baktırmıyor. Kaç sorma orada? Evet. Boşu boşuna hem para, hem zaman, hem güç kaybı, hem moral kaybı. Bir sürü ilaçlar kullanıyoruz. Biz artık çok fazla izin vermemeye çalışıyoruz ama bazen çok inatçı olabiliyorlar gerçekten. Sadece şey değil, kadının morali bozulmuyor. Erkeğin 3 sene yani spermiyogram yaptırmayıp çocuğu olmayan hastaya bir bakıyorsun spermiyogramda sperm sorunu var. Boşu boşuna 3 sene emek verilmiş o hastaya. Boşu boşuna doktor dolaşmış ki niye çocuğu olmuyor, çocuğu olsun diye. Yani öncelikle sperm bakmak lazım. Onda bir sorun yoksa diğer şeylere bakmak lazım. Yani çocuğa karar verildiği süreçte ve planlandığı süreçte bir mutlaka hekime gelmeleri gerekiyor çiftlerin. Evet, planlandığı süreçte gelmelerine nedeni folik asit ve beslenme bozukluklarını düzeltmek. Ama diğer hani infertilite tahlillerini kesinlikle bir sene önce yapmıyoruz. Önce bir sene bekliyoruz. Çocuğu olursa zaten %80 oluyor bu sene, bu bir senelik dönem içerisinde. Olmazsa bir seneden sonra yapıyoruz şeyleri, tahlilleri, tetkikleri ne varsa. İnfertilite de peki sonrasında hocam? Evet, tedavi. Evet, tanı koyduk. Biliyoruz ki işte bir takım sorunlar var. Bir de şunu hep söylerim ben hastalığa. Tamam bir sorun var diyoruz ama çocuğun olmaz dediğimiz hasta bile bazen bizi utandırıyor. Çocuğunuz olmaz gelin tüp bebek yaptırın diyoruz. 2-3 ay sonra kendiliğinden gebe kalıp gelebiliyor. Bu bir kere olabiliyor. Olur demiyorum. Olabiliyor. Nadiren de olsa olabiliyor. Çünkü biz bazı şeyleri görüyoruz ama bazı şeyleri bilmiyoruz gerçekten. Bildiğimiz kadarıyla yardım etmeye çalışıyoruz çiftlere. Diyelim işte kadında miyom var ya da polip var. Mutlaka eğer büyükse çok küçük polipleri almıyoruz. Çünkü gebe kalabiliyorlar. Çocuk tedavisine de başlayabiliyoruz onunla. Eğer çok küçük değilse polip, çok büyükse yer kaplayacak kadar ve gebeliği tutulmasına engel olacak kadarsa onu alıyoruz. Rahimi bozan bir miyom varsa ya da çok büyük bir miyom varsa onu alıyoruz. Tüplerde bir tıkanıklık varsa laparoskopi dediğimiz eğer açabileceksek, açılabilecek düzeydeyse laparoskopi dediğimiz göbekten bir ameliyatta o tıkanıklığı, yapışıklıkları açıyoruz. Ya da rahimde bir yapışıklık varsa onları açıyoruz. Her şeyi düzelttik diyelim. İşte varisi vardı erkeğin, şey yaptık. Ona rağmen gene gebe kalamadılar. O zaman medikal, ilaç tedavisine başlıyoruz. İlaç tedavisiyle halledilebilecek bir sorun ise eğer. Önce basit yumurtalığı destekleyen ilaçlarla başlıyoruz. Yumurtlamasına yardımcı oluruz. Yumurtlama sorunu varsa hiçbir şey bulamadığımız hastada da bu tedaviyi yapıyoruz yani. Bazen hasta diyor ki benim hiçbir şeyim yok dediniz. Niye bana bu tedavileri veriyorsunuz? Bazen hiçbir şey bulamıyoruz hastada ama gene tedavi protokolümüz aynı oluyor. Önce basit böyle bir 6 ay kadar basit böyle medikal tedaviyle halletmeye çalışıyoruz. 6 ay içerisinde gebe kalmazsa eğer kadın o zaman işte tüpler de tıkalı değilse 3 ay kadar 3 kere 3 siklusta 3 dönemde aşılama yapıyoruz. Aşılamayla da gebe kalmazsa eğer o zaman işte daha ileri tekniklere geçiyoruz. Tüp bebek, IVF tekniklerine geçiyoruz. Ve çiftleri o yönde değerlendirip o yönde ikna etmeye, tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama bu süreçte normal gebelikle de karşılaşabiliyoruz diyorsunuz. Elbette ki.
Elbette ki. Çünkü bazen şöyle, stres çok önemli faktör. Maalesef şu an günümüzün en, çağımızın en büyük faktörü stres. Yani obezite zaten stres obeziteye neden oluyor. Evet. O başka, ama trafikmiş, işmiş, kargaşaymış, büyük şehirmiş, inanılmaz stres haline yaşıyoruz. Bebeğin olmaması çiftlerde stresi 10 kat, 15 kat arttırıyor. Çünkü çevre baskısı inanılmaz oluyor. Toplum baskısı, anne, görümce, kayınvalide, bir sürü baskı, yeni evlenenlerde. Her gören akrabayı tavlar, sorar, ne oldu, var mı bir şey? Sizinle beraber adet takip etmeye başlarlar. Bu çok böyle stresi arttıran bir şey. Zaten çocuğunuz olmuyor, istiyorsunuz. Bir de herkes sizinle beraber, hadi olmuyor mu, neden, ha bir şey mi var? Tedaviye gitseniz de siz, şunu yapsanız da siz, sürekli birileri teşvik eder, akıl verir. Aa işte bak, çok beklemeyin. İstemiyoruz deseler bile illa istemelerini falan isterler, söylerler. Ben şöyle diyorum. Bir kere tedaviye başladığımızda kız kardeşiniz dahil, anneniz dahil, en yakınınıza, en yakın arkadaşınızla bile tedaviye başladığınızı söylemeyin. Evet. Çünkü herkes sorar. Ne oldu? Hangi tedavi? Ne yaptınız? Aa kalamadın mı? Tüh vah. Sürekli sizinle beraber adet takip ederler. Onun için ben söylemeyin diyorum. Gebe kaldığınızda söylersiniz diyorum. Bazen de şöyle oluyor. Tedavi ediyorsunuz. Aslında olmuyor. Diyorum ki gidin birazcık rahatlayın. Tatil yapın. Berbat strese giriyor mu hastalar? İnanılmaz. En berbat streslerden biri. Şu gün ilişkiye girin. Şu saatte ilişkiye girin. Şu ilaçları kullanın. Kendilerini inanılmaz mercek altında hissediyorlar. Bir inanılmaz bir baskı o. Keşke kimse hani böyle çaktırmadan tedavi edebilsek, ama öyle olmuyor tabii. Evet. O tatile gidin dediğimde o 2 ayda 6 aydır gebe kalmayan çift gebe kalıp gelebiliyor. O yüzden hani böyle evet, beklentiye girmiyor, adet takip etmiyor. O stresi atıyor ya üzerinden. O stres inanılmaz çocuk olmasına engel olan bir şey. O yüzden ben diyorum hani stres yapıyorlar, yapmamaları çok zor. Yani çiftlerin kafalarının rahat ve boş olması. Nasıl olsa olacak demeleri lazım. Evet. İlla ki olacak demeleri lazım. O oluyor. Relax olmaları gerekiyor. Evet, evet, evet. Relax olmak gerekiyor. Sonuna kadar gidecekler. Olursa zaten olacak. Olmazsa da ellerinden geleni yapmış oluyorlar. Şöyle, olmazsa da tabii tedavi yöntemleri de biz hep kelimemizin içerisinde teknoloji ilerledi diyorsunuz. Hı hı. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Avrasya Hastanesi'nde de siz hekimlerimizin gerek hastalarımıza gerekse teknoloji anlamında çok da güzel hizmetleriniz var. Evet, evet. Çalışmalarınız var. Hı hı. Tabii biz hastalarımızın en güzelini yapmaya, evet, çalışıyoruz. En son ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ne çıkıyorsa onu almaya çalışıyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Elimizden gelen teknolojinin son sınırına kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz. İnşallah da böyle devam eder. Var mı böyle hastalarınız? Tabii olacak? Olmaz mı? Yani doğum zaten çok güzel bir şey. Evet. Gebe takibi çok güzel bir şey. Hele de böyle tedavi sonrası gebelikler daha başka oluyor. O hastalığı, size olan bağlılığı, sizin doğumda olan mutluluğunuz, karşılıklı size bir şey elde etmişsiniz. Yani bu o başarının verdiği mutluluk hiçbir şey de değişilmez. Tabii siz hekimlerimizin, doktorlarımızın hastalarını bir aile içerisinde görmeniz çok güzel. Çünkü hastalarınızda her an ulaşabiliyorlar. Elbette. Yani zaten gönül işi hekimlik. Yani meslek olarak görmemek lazım. Evet. Gerçekten gönül, severek yapılması gereken bir şey. Sevmiyorsanız yapmamanız lazım. Olmuyor çünkü. Gerçekten olmuyor. Peki